İlber abi, tabloyu gördün. Tabloyu hepimiz biliyoruz zaten. Bundan da önce de birkaç kez satışa çıkmıştı bu tablo. Ve son satışında da belediyenin aldığından daha yüksek bir fiyata satılmıştı. O dönem yanlış hatırlamıyorsam Sotheby's satmıştı. Ve yine Türkiye'ye girip alsın mı, almak mı lazım, almak lazım falan laflar arasında tablo satılmış gitmişti. Geçen sefer yani yaklaşık 6 yıl önce bu tabloyu satın alan kişi bu kez tabloyu kendi satışa koydu. Ve bu sefer Sotheby's değil, Christie's'e satıldı tablo. Dünya ünlü müzayede evlerinden biri. Ve İstanbul Belediyesi hiç kimseye çaktırmadan, fazla da gürültü mürültü yapmadan girdi. Tabloyu da makul sayılabilecek geçen seferki satıştan daha düşük bir fiyata satın aldı. Ve sonrasında kıyamet koptu. Çünkü İstanbul Belediyesi asla ve asla demedi ki bu bir Bellini tablosudur. Tam aksine Bellini atölyesinden çıktığı söylenen bir tablo aldık dediler. Fatih Sultan Mehmet'in kendi yaşadığı, hayatta olduğu dönemde yapılmış 3 tablosundan biri dediler. Ancak sanki birdenbire başka bir kıyamet koptu. Sanki belediye bunu Bellini tablosu diye almış da kazık yemiş gibi bir hava oluşturuldu. Böyle söylemediği halde Murat Bardakçı'nın böyle söylediği, belediyenin dolandırıldığını, tablonun sahte olduğunu söylediği, ki Murat Bardakçı'nın böyle bir lafı da asla yok, iddia edildi. Sen bu tabloyu biliyorsun. Bu tablo nedir, ne değildir? Bize biraz bundan bahseder misin beraber? Bu Bellini'nin kendi mi yaptı, atölyesinden mi çıktı, tam cahilce bir laf. Yani biraz resim sanatını falan okuyan adamlar bunun ne olduğunu bilirler. Büyük sanatçıların atölyeleri vardır. Atölyede çok becerikli asistanları vardır. O asistanlara talimat verilir. Ana çizgiler belirtilir. Eskizler yapılır. Ve bazı şeyler tamamlanır. Ismarlamalarda. Böyle Leonardo gibi çok yalnız, Leonardo da Vinci gibi çok yalnız geyik adamlar veya Michelangelo gibi istismar edilen, parası ödenmeyen falan, Papa'nın bile dolandırdığı adamlar da zaten bazı şeyleri kendileri yaparlar. O onların çilesidir. Bunların şeysi yoktur. Şimdi bu Bellini'nin atölyeden çıkmış, peki çıkmış yani, çünkü çok eser yapıyor. Yani o onun imzası. Buradaki Cem Sultan kavgası çıktı. Efendim diyorlar ki şehzadenin sakalı olur. Yalnız bu konuda galiba aziz meslektaşım Feridun Emecen'le hemfikiriz. Bu Cem Sultan, çünkü tabloyu yapan, portreyi yapan zat Cem Sultan'ın gözde şehzade olduğunu biliyor. Yani Fatih'in gözdesi Cem Sultan. O açık bir şeydir, çok açıktır. Talihsiz bir şehzadedir. Akıbeti bütün Osmanlı tarihini ve veraset sistemini etkilemiştir. Sancak şehzadeliğinin akıbetinde orası açıktır. Fakat iyi yetişmiş biridir. Bazı tartışmalar var. Şehzadelerin hepsi Arapça, Farsça biliyor muydu? Bilmiyordur. Bilen var, bilmeyen var. Fakat 15. asır Enderun Mektebi ve şehzade eğitimi çok mükemmel. Yani sonraki devirlerde öyle olmamış olabiliyor. Ama 15. asırda çok mükemmel, çok renkli şeyler biliyorlar. Yani Fatih mesela Yunanca'yı biliyor. Hakikaten biliyor eski Yunanca'yı. İtalyanca hakikaten biliyor. Rahat konuşuyor. Farsçası, Arapçası tartışması zaten. Çok bilgili bir adam. Bunlar hepsi eğitimle ilgili şeyler. Bayezid'in kendi de öyle bazılarını tekrarladığı gibi cahil falan değil. Sultan Bayezid bugün için bile çok istisnai özelliği olan bir adam. Çağatayca çok iyi biliyor. Uygurca falan okuyor. Topkapı Kütüphanesi'nde bunu görmek mümkün. Onun zevklerinden ve okuduklarından. Herkesin kendine göre bir bilgisi var. İyi Enderunlu, iyi şehzade yetiştirilen bir dönem. Zaten Şehzadeler Mektebi son asra kadar da devam etmiş. O da şaşılacak bir şey. Yani mesela 2. Abdülhamid'in bile bir Şehzadeler Mektebi faslı var. Çok enteresan bu akşam konuşacağımız şey.
Bir gelenektir bu. Tabii zaman zaman içeriği, hocası falan değişir yapısı. Ama mektep zaten şunu gösteriyor. Burada böyle Avrupa hanedanlarında olduğu gibi veliahtı yahut bilhassa veliahtı tek başına karşısına oturtan adam yok. Mümkün mertebe bir grup öğretimi var. Yani bir rekabet de yaratıyor, bir eşitlik de yaratıyor. Onun için daha iyi öğreniyorlar. Bu Osmanlı hanedan içi eğitimin özelliklerinden biri. Haremde de aynı şey takip ediliyor. Haremde okuma yazma oranı çok yüksek. Musiki bilgisi falan her zaman çok iyi. Yemek bilgisi hayır. Çünkü mutfakla hiç ilgileri yok. Gelen yemeğin servis edip yiyorlar. Yıkanmak tarzıyla bazı oradaki hizmetçilerin yıkamasıyla servis kapları geri gönderilmek üzere bir yere konuyor. Bu çok açık. Nakış falan biliyorlar. Musiki biliyorlar. Yani musiki tarihinde sık sık geçer harem halkının ismi. Bunlar önemlidir. Buradaki tablo bu. Peki, bu tablo alındı, kaça alındı, çok pahalıya aldı. Bunları tartışmak çok ayıptır. Çünkü burası İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Kim alıyorsa helal olsun böyle şeyleri. Verilen para bütçede tartışılacak şey değildir. Buranın bir kültür şeyi de olur. Zaten istihbar ettiğime göre yanlış değilse başka arkadaşlar da bunu almak istemişler, kaçırmışlar. Gayretleri hoş olsun. Yani tek tarafın sırf İstanbul Belediyesi'nin talip olmaması, başkalarının da bunu düşünmesi güzel bir şey. Bunlar tartışılmaz. Yani hele böyle birisi çıktı, efendim yol, su, elektrik falan derken ikisi ne alakası var? Bunlar basit, son derece kusura bakmayın fevkalade amiyane retorik dediğimiz, retorik de değil vulgar tarzda. Yani hitap biçimleri. Türkiye halkı da bunun üzerindedir. Her ne kadar sıkıntımız varsa da bazı insanların hakikaten günlük dertleri varsa ve böyle şeylere kızıyorlarsa da büyük bir kitle bunları istismar etmek hoş bir şey değil. Yani onun için taraftar değiliz. İber abi, başka bir şey sormak istiyorum. Sarayı da restore etmeyelim. Hiçbir şey yapmayalım. Çünkü çok büyük sıkıntılar var. Laf mı yani?